Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Buna göre bir uluslararası anlaşma hangi yöntemle yürürlüğe girdiyse usulde ve yetkide paralellik ilkesi gereği aynı yöntemle ancak ve ancak uygulamadan çıkabilir. İstanbul Sözleşmesi oy birliğiyle ve meclis kararıyla yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararı da ancak ve ancak gene meclis kararıyla söz konusu olabilir. Ancak Danıştay bu kararıyla padişahım sen çok yaşa demiştir. Danıştay bu kararıyla sarayın kararı meclisin iradesinin üzerindedir demiştir. Danıştay bu kararıyla ben kadınların yaşam hakkını tanımıyorum, savunmuyorum demiştir. Ve gene Danıştay bu kararıyla ben hukukun üstünlüğünü değil üstünlerin hukukunu savunuyorum demiştir. Anayasayı yok sayıyorum, anayasanın ayakları altında çiğnenmesine de gözlerimi kapıyorum demiştir. Yargının bu konulara herhangi bir müdahalesi olamaz diyerek kendisini de yok saymıştır. Oysa ki tüm mahkeme süreçlerinde bulunmuş olan birisi olarak söylüyorum, aslında heyetin genel hali ve tavrı son derece olumluydu. Dolayısıyla biz buradan hukuka uygun bir karar çıkmasını beklerdik. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. İdari dava daireleri genel kuruluna başvuracağız ve karara itiraz edeceğiz. İtiraz talebimiz reddedildiği takdirde de Anayasa Yüksek Mahkemesi'ne başvuracağız. Kısacası biz her koşulda İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeyi sürdüreceğiz. Ayrıca bir uluslararası sözleşmeden 3 kere boş ol diyerek çıkılması, yarın öbür gün bir başka uluslararası sözleşmeden de aynı şekilde çıkılabilme riskini ve bu yetkinin Cumhurbaşkanı'na verilmesini tartışmaya açacaktır ki bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadınların yaşam hakkını savunmaya, İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında durmaya, bunu alanlarda da her daim dillendirmeye devam edeceğiz. Kadınlar sabretsin lütfen, az kaldı. İlk seçimlerden sonra iktidara geldiğimizde ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Üstelik de mış gibi yapmayacağız. Tüm maddelerini uygulayarak, tüm hükümlerini uygulayarak yürürlüğe koyacağız. Ve İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyeceğiz. Ancak o güne kadar şiddet gören, katledilen tüm kadınların vebali tek adamın sorumluluğudur. Buradan bu böyle bilinsin.